2018 Troya yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu tanıtım ve basın toplantısı yapıldı. Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen ve 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Terzioğlu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyumun tanıtım toplantısında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Süha Özden, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, ÇOMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurettin Arslan açıklamalarda bulundu. Başlayacak olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden birisi olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 40.sının düzenlenmesiyle ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. Bu sempozyum 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin el sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. Sempozyumla ilgili bilgileri biraz sonra arkadaşlarımız sizlere sunacak. Tabii ben kısaca şunu belirtmek isterim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duymaktadır. 2006 yılında yine üniversitemiz aynı sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Bu sempozyumlar düzenli olarak devam etmektedir. 1970'lerden günümüze kadar devam eden bir süreç bu, biliyorsunuz. Zaman zaman üniversitelerin ev sahipliğinde, zaman zaman bakanlığımızın önerdiği yerler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Tabii Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ikinci kere yapılacak olmasından ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte biliyorsunuz bu yıl 2018 Troya yılı. Kazı ve Araştırma Arkeometri Sempozyumu'nun da Çanakkale'de yapılacak olması nedeniyle ikinci ayrı bir mutluluğu yaşamaktayız. 2018 Troya yılı etkinlikleri içerisine alınan bir programdır aynı zamanda. Dolayısıyla her ikisinin de bu şekilde örtüşmesinden dolayı ayrı bir mutluluk taşıyoruz. Sempozyumumuzla ilgili, arkeometri sempozyumumuzla ilgili katılımlar önemlidir. Çok değerli çalışmalar mutlaka burada sunulacaktır, ifade edilecektir. Bu sempozyuma katılım konusunda Çanakkale halkını, üniversitemizin çalışanlarını, mensuplarını, hocalarımızı, öğrencilerimizi özellikle davet etmek istiyorum. Güzel bir sempozyum geçeceğine inanıyorum ve başarılar diliyorum. Kültür Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 40.sı 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2018 Troya yılı etkinlikleri kapsamında şehrimizin en önemli kültür yuvası olan, eğitim yuvası olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Humbalı çalışmalarla onun heyecanı içerisinde hep beraber çalışıyoruz. Malumuz 2018 Troya yılı uluslararası etkinlikler çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Troya Yazarlar Buluşması'nda Türkiye'nin en seçkin yazar-çizer kadrosundan ekiplerini, ki başta ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı Hoca'dan tutun da hatta Güney Kore'den uluslararası boyutta olabilecek şekilde tarihçilerimiz, arkeolog ve sanat tarihi alanlarında da çalışan tarih alanında yazar, çizer kadrosunda kişiler geldiler. Ve onun arkasından yine 23 Nisan'a da tekabül edecek şekilde uluslararası hüviyette 1. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali'ni Troya yılı kapsamında önemli bir etkinlik olarak ilimizde gerçekleştirdik. Yine uluslararası hüviyette ilimizde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Bakanlığımız işbirliği içerisinde bildiğim kadarıyla 500'e yakın, değil mi hocam? Evet. 500'e yakın bir bilim adamının da yabancı ülkelerden de katılan bilim adamlarıyla ilimizde bulunacaklar. Ki Çanakkale arkeoloji dünyasında en önemli araştırmaların merkezi konumunda. Bunlardan en önemlisi ve en ünlüsü de zaten
Turayımız ki 2018 Turay yılı da bu yıl çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz Turay yılı kapsamında bu etkinliklerle şehrimize, üniversitemize çok önemli katma değerler sağlayacak. Bu bilimsel faaliyetin katma değerler sergileyeceği düşüncesindeyiz. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ilk defa 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gündeme getirilmiş ve organize edilmiş ve sonrasındaki 40 yıl boyunca da kesintisiz devam eden bir organizasyon. Dünyada tabii ki çok farklı organizasyonlar, sempozyumlar var ancak bu kazı sonuçları dediğimiz kısaca sempozyumun dünyada bir benzeri, örneği yok. Bu hem katılımcılar açısından, sayısı açısından hem de kesintisiz olarak devam eden bir sempozyum olması nedeniyle gerçekten milli bir proje olduğu burada söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Türkiye'deki kazı üzeri araştırması çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi desteği ve izinleriyle devam ediyor. Bu nedenle de bu toplantıya Türkiye'de kazı ve yüzey araştırması ve bunun yanında artık arkeometrik çalışma yapan tüm araştırmacıların katılması isteniyor. Bu da önemli bir neden. Ve bu şekilde de Türkiye'deki bu araştırmaların bütün insanlar tarafından, bu alanda faaliyet gösteren insanlar tarafından bir arada tartışılması önemli. Ve bunun dışında da özellikle bakanlığın aldığı bir kararla sözünü ettiğimiz sempozyum önceleri Ankara'da yapılmaktaydı. Sonra bunun farklı illerde yapılmasına karar verildi. Bu gerçekten iyi bir uygulama. Çünkü gerek bizler gerekse kentliler bu yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi önemini ve kültür varlıklar konusunda bilinçlendiklerini görmüş olduk. Ve Müdür Bey'in de söylediği gibi genelde bir kent bu organizasyona bir defa sahipliği yapabilir Ankara dışında. Ancak ilki 1991, ikincisi 2006 ve üçüncüsü içinde bulunduğumuz 2018 yılında üçüncü defa Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Çanakkale ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de üniversite olarak bu bizim için onur verici bir durumdur. 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan sempozyuma toplam 447 konuşmacı, bilgi sunucu. Bunların 398'i bizim üniversite, çeşitli üniversitelerimizden, 49 tane katılımcı ise yurt dışından geliyor. Kabaca demek ki yaklaşık 500 kişi bu sempozyuma katılacak. Bu sempozyuma katılan bildiri sunan kişilerin sayısı bu. Dinleyen ya da bazı araştırmayı ortak yürüten insanların da hesaba kattığınız zaman neredeyse 1500 kişinin bu kente gelip bu sempozyumu dinlemesi hem turizm hem de bilimsel açıdan gerçekten önemli bir katkı olarak sayılabilir. Sempozyumun süresi de oldukça uzun. 5 gün ve 5 salonda devam edecek. Bu böyle bir sempozyum tabi organize etmek çok zor ama üniversitemizin sahip olduğu altyapı ve destek ve özellikle İçtaş'ı da burada unutmamak gerekiyor. Bu sayede bu organizasyonu umarım iyi bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Toplantı 11 Mayıs Cuma günü sona erecek. Cumartesi günü ise yine bölgemizin önemli ören yerlerinden Troya, Pavyon ve Kirlilu Yarımadası'na da katılımcıların katılacağı bir gezi düzenlerinden program kapanacak.